Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Bugün ikimiz de kardeşlerimizle konuşacağız. Damla sende, Civan bende. Günaydın. Günaydın. Siz bir yere mi gidiyorsunuz Nedim'le? Nedimcik gönlümü aldı. Hepinizi kapının önüne koysa da beni köşkte beslemeye devam edecekmiş. Benim seninle konuşmam gereken bir şey var ama. Çok fazla oyalanma Nedim'le. Sor canım, bugün beni Nedim kaptı. Üstün klas, rafine ve trendsetter özelliklerimden nasiplenmesi için çılgın bir alışveriş turuna çıkıyoruz. Dur ben şu şaşkaloz Meli'yi arayayım. Arabayı hazırla dedik güya ama. Arama arama. Araba hazır. Nasıl yani? Civan'a hiç teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı beni, kabul etti. Ne haber Civan? Eyvallah abi. Şimdi? Ablacığım, bir hayırlı olsun alırız. Hayırlı olsun. Da. Damla bir gelir misin benimle? Sen gelsene bir benimle. Dün geceden sonra uzatma istersen. Bu kaçıncı tehdit ya? Tehdit istemiyorsan beni rahat bırak. Bunun o kızla bir ilgisi var mı? Abla kızın haberi bile yok diyorum ya. Adam iş verdi, çalışıyoruz işte. Yedim bitirdim beni ya. Hı. Hadi bak patron bakıyor. O çocuğun kullandığı arabaya binmeyeceksin. Oh canım abim benim, parçalarım ben seni. Hadi görüşürüz canım benim, öptüm bye. Hadi bakıyor adam hadi. Abi öne mi bineceksin? E tabi öne bineceğim. Eşimin kardeşinin yanına oturacağım. Babamın bundan haberi var mı? Haber verme gereği duymadım. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Yürü arabaya. Ne? Arabaya bineceksin, o kardeşini kardeşinden uzak tutacaksın. Yürü. Deli misin sen? Olmaz, bekçi miyim ben? Şuna dedim sana, yürü. Cenk. Bin, hadi yürü. Ah canım, ne iyi ettin. Çok lazımdın. Ya, çok, çok. Hadi gidelim. Bayılırım zaten, ya ben alışverişe. İnatına fısıltıyla mı konuşuyor bunlar da be? Seher Hanım, bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama şu anda ikimiz de aynı taraftayız. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz ama maalesef, maalesef benim elimden bu kadarı geliyor. Yani eğer ben bu işe karışırsam, işin rengi değişir. O yüzden ne yapacağınızı biliyorsunuz. Açsana telefonunu. Yüzümü açıp açıp kapatıyorsun. Ben burayı bırakıp yanına da çıkamıyorum. Kızıl ananla müştemilata kapandı. Burada bir şeyler oluyor, haberimiz yok.
Aa. Seher, nereye gidiyorsun? Sana diyorum Seher, nereye? Neriman Hanım, ha, buyurun lütfen. Sıra sizde. Beni buraya götür. Hoş geldiniz Zagat Bey. Buyurun benim odama geçin. Ay zengin bankası da böyle oluyor herhalde. Mağazaya bak lan. Neyse Allah'tan ben dışarıdayım. Yo yo hayır sen de bizle geliyorsun. Evet Nedim'cim şoförün de bizimle gelebilir. Paketlerimize yardım eder. Dikkat et de sizi paketlemeyeyim. Fakir ama gururlar kapısı arkada yalnız. Yapma ya. Ben fakirler yasak diye biliyordum. Kompleksli. Şımarık. Hoş geldiniz Damla Hanım. Kahveleriniz ve kukileriniz tam sevdiğiniz gibi hazır. Sürprizimiz de hazır mı? Her şey istediğiniz gibi. Private room hazır. Özel oda demek istiyor canım. Şu benim sevdiğim oda parfümünden de sıktınız mı kabine? Biliyorsunuz kuzim milli oluyor da. Böyle ilk alışverişi de biraz böyle şov olsun istiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Hiç merak etmeyin. Alışveriş asistanı da birazdan yanınızda olacak. Tamamdır, teşekkürler. Civan'ı neden işe aldın? Rahatsız mı oldu? O benim kardeşim. Şaşırdım sadece. O cookie, o da asistan falan. Nasıl alışveriş kızım? Biz de böyle canım. Evet, hazır mıyız? Bu cookie varmış bildin mi sen onu? Ne o? Yürü Civan. Kızım dur ya. Oda falan asistan masistan nasıl oluyor? Ne o? Gel. Kızım bir şey soruyorum ya. Ne söyledin de? Seher öyle etekleri tutuşarak gitti onu bilmem ama benim senin oyunlarını artık karnım tok Şeniz Hanım. Ha görüyorum. Damadınız şimdiden karnınızı doyurmaya başlamış. Eskiden benimle böyle konuşmaya cesaret bile edemezsiniz. Ah şunu bileydin. Eskiler eskide kaldı. Senin artık burada burun ötmez. Geçti öyle bizi köşelere sıkıştırıp da haşlaman. Şimdi söyle bakayım bana. Gelinime ne ettin? Pardon bunu açmam lazım izninizle. Ayol telefon çalmadı. Çok hoşsunuz. Titreşimdeydi telefonum. İki dakika. Kusura bakmazsınız değil mi? Özel konuşacağım. Ya sen kiminle konuşuyorsun öyle kapılarda? Kötü bir zamanda aradın. Müştemilattaydım. Rahat konuşamıyorum Neriman Hanım tepemde. Duyarsa hemen yetiştirir. Bak sen kızına. Bak, bütün hisseleri adım adım Cenk'in üzerine devredeceğiz. Nedim şirketten uzak tutmak bizde. Sen avukat olarak üzerine düşeni yap. Nedim şirkete adımını bile atamaz. Bütün hisseleri bizim kontrolümüzde. Şirketten ona bir kuruş yedirmem. Ya sadece ben değil, Agah da böyle düşünüyor. Vay ahlaksızlar. Vay edepsizler. Hayır canım, Agah Bey'den çekinme. O da biz ne istiyorsak onu istiyor. Agah kendi ağzıyla söyledi.
Nedim lise mezunu bile değil. Şirkette yeri yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.